Test 8'deyiz. Hadi başlayalım. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonunda ve n pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Bugün şöyle bir fonksiyon tanımlanmış arkadaşlar. Nasıl? Şu x ile n'nin farkı alınmış ve mutlak değeri arkadaşlar geçirilmiş kafasına. Tamam. Şimdi böyle bir bileşke fonksiyon var. Bunun değeri de 17 olduğuna göre a'nın pozitif değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şimdi bu haliyle görmesi zor olabilir. O yüzden şurada biraz bir inceleyelim. Şimdi f1 Şimdi şu bileşkede a var ya arkadaşlar f1a'yı bulalım. Ne olacak? Şu a ile 1'in farkının mutlak değeri olacak. Yani bu olacak. Şimdi f2'yi bulacak olsam ne olacak? En son çıkan değerimiz buraya arkadaşlar. O yüzden buraya a-1'i yazacağım. Şimdi a-1'den 2'yi çıkaracağım. Ne olacak? a-3'ün mutlak değeri. f3'e bakalım. En son çıkan a-3 diye arkadaşlar. Dolayısıyla a-3'ünden 3'ü çıkardığım zaman ne olacak? a-6'nın mutlak değeri olacak. Hadi bir tane daha yapalım. En son a-6 çıktı. Dolayısıyla a-6'dan 4'ü çıkartırsam a-10'un mutlak değeri olmuş olacak. Şimdi bakın burada bir bağıntı yakalamaya çalışalım arkadaşlar. Yoksa şimdi 17'ye kadar 15'e kadar böyle yazmak biraz ne olacak? İşleri uzatacak arkadaşlar. Bak şimdi 2 iken 1'de durmuş. 3 iken 3'te. Bak 4 iken bak 6 değil mi? Bak şimdi şöyle yapacak olursak bak şöyle düşünelim. Şimdi şu 3 1 artı 2 demektir değil mi? Şu 6 da 1 artı 2 artı 3 demektir. Şimdi bak görmesi daha kolay olur. Bakın 3 iken nerede arkadaşlar? 1 eksiğinde. Bak şuradaki 2 iken 1'de durmuş ya. 3 iken 2'de. 4 iken de en son nerede durmuş oluyor? 3'de durmuş oluyor. Yani ne oluyor? 1 eksiğinde durmuş oluyor. O zaman ben F15 değerini yazacak olursam en son ne olacak? A'dan ne olacak? Şöyle parantez açayım. 1 artı 2 artı 3 artı nereye kadar gidecek? Burası 15 ya. En son 14'e kadar gidecek. Değil mi? Dolayısıyla bunun sonucu ne olacak arkadaşlar? A'dan şuranın şurayı bulacağım. Buradan da 15 çıkaracağım arkadaşlar. Ben şimdi 1'den 14'e kadar olan sayıların toplamını Gauss'tan bulurum. Değil mi? Dolayısıyla hatta direkt bulalım. Son terimi 14. 14 çarpı 15 bölü 2. Sadeleştirdim. 15 çarpı 7'den 105 geldi. 105'te ne yapacağım arkadaşlar? 15'i daha çıkaracağım. Dolayısıyla sonucumuz ne olacak? A eksi efendime söyleyeyim 120 mi oluyor? 120'nin mutlak değeri oluyor. Değil mi? Bunun sonucu da arkadaşlar 17'ymiş. Yani A eksi 120'nin mutlak değeri 17 ise bunun iki türlü çözümü var. Ya A eksi 120 17'ye eşit olacak veya a eksi 120 eşittir eksi 17'ye eşit olacak arkadaşlar. Buradan bunu bu tarafa attığım takdirde 137 yapıyor. Var mı şıklarda? Allah var. Tamam. Önce gayet şık soru. 2'ye bakalım şimdi. Uygun şartlarda birebir ve örten f ve g fonksiyonları tanımlanıyor. Dolayısıyla tersini alabiliriz. Olduğuna göre diyor bu fonksiyon kaça eşittir? Şimdi şurada biraz bir düzenleme yapalım arkadaşlar. F bileşke gx eşittir fx artı 3. Şimdi bak burada ters fonksiyon var ya. O zaman ben de bunların tersini aldığım zaman şunlar komple yer değiştirmiyor mu? Nasıl yani? F'in tersinde fx artı 3 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Gx fonksiyonu olmuş olacak. Tamam. Bak şimdi şurayı açalım. Şurayı açalım. F bileşke. Bakın şöyle f'in tersi f bileşke g'nin tersi nasıl alınıyordu? G'nin tersi bileşke f'in tersi, değil mi? Dolayısıyla g'nin tersi efendim, hatta şu parantezi en son hallederiz. Bunun yerine bileşke bir yapalım. G'nin tersi bileşke f'in tersi olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar bunda ne yazacağız? 4 yazacağız. Bu soruluyor. Şimdi f'in tersinde 4 ya. Burada f'in tersinde 4 olabilmesi için buradaki fx'in ne olması lazım arkadaşlar? 1 olması lazım. Fx eşittir 1 olacak. Tamam. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar burada f'in tersinde 4 neye eşit olmuş oluyor? Gx'e eşit olmuş oluyor. O zaman bunun yerine ben ne yazacağım? Gx yazacağım. F bileşke g'nin tersi bileşke bakın f'in tersinde 4 yerine gx yazıyorum. Bakın bunlar birbirine götürmüş oldu. Yani bizim elimizde fx kalmış oldu. Ben fx'in zaten 1 olduğunu bulmuştum. Dolayısıyla soru işaretinde
1 olarak bulmuş oluyoruz. Canavar gibi soru yani. 3'e bakalım şimdi. Yukarıda y eşittir fx artı 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bakın neyin grafiği oldu? Çok önemli. Gx fonksiyonu da parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. Olarak tanımlandığına göre g eksi 1 artı g5 kaçtır? Şimdi arkadaşlar g eksi 1, g eksi 1. Hatta şuradaki f fonksiyonundaki değerleri de yazalım da x yerine eksi 2 yazacağım. Bak şurada x yerine eksi 2 yazarsam f eksi 1 nereye gidecek? Bakın bu 0'a gitmiş. Şimdi 0 değeri de 2'ye gidiyor ya. X yerine 0 yazarsam burada f1 olacak. Bu 2'ye gitmiş oluyor. X yerine 1 yazarsam f2 değeri 3'e gitmiş oluyor. X yerine 4 yazarsam da f5 değeri de 8'e gitmiş oluyor. Tamam. Şimdi bak g eksi 1 değerini arıyorum ya. O zaman ne yapacağım ben? Diyelim ki ilk fonksiyonu kullanayım. Olmazsa ikinciyi kullanacağız. Bakacağız şimdi. Şimdi x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam tabii hepsini de yazacağım. Eksi 1'in karesi 1. 1 çarpı f eksi 1 olacak. Burada da yazacağım. F'in tersinde 1 artı 1'den 2 gelecek. Evet. Yani bu ne demek istiyor arkadaşlar? F'in tersinde 2 eğer 2'den küçükse o zaman şunu kullan demek istiyor. Şimdi biz bakalım f'in tersinde 2'yi nereden bulacağız arkadaşlar? Bakın şuradan bulabilirim. F1 2 ise arkadaşlar f'in tersinde 2 de ne olacak? 1 olacak. E bu 1 değeri gerçekten 2'den küçük mü? Küçük. E dolayısıyla arkadaşlar benim kullanacağım fonksiyon da bu olmuş olacak. Yani g eksi 1 değeri için bak g eksi 1 değeri için neyi kullanacağım ben? 1 çarpı f eksi 1. Yani f eksi 1 değerini kullanacağım. E f eksi 1 de arkadaşlar 0 değil mi? Dolayısıyla g eksi 1 değeri de 0 olmuş oluyor. Şimdi g5'i kullanalım arkadaşlar. G5 için de bir aşağısını bir deneyelim. Olmadı yukarısını deneyeceğiz. Tabi alt tarafta her tarafa 5 yazacağım. Burada da yazacağım. 5 yazarsam da bakın burası 6 olacak. Yani f'in tersinde 6 2 ile 5 aralığında olacak arkadaşlar. Şimdi f'in tersinde ben 6'yı nasıl bulabilirim? Bak normalde şu f fonksiyonu değil mi? Fx artı bir fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar tanım kümesi x ekseni, görüntü kümesi de y ekseni. Fakat tersinden baktığım için ne olacak arkadaşlar? Tanım kümesi y ekseni, görüntü kümesi de x ekseninden oluşacak. Şimdi f'in tersinde 6 aşağı yukarı buralarda bir yerde değil mi? O zaman tanım kümesi olarak nereye geliyor arkadaşlar? Daha doğrusu görüntü kümesi olarak 1 ile 4 aralığına geliyor. Değil mi? 1 ile 4 aralığına geliyor. Yani 2 küçük eşittir. Efendime söyleyeyim. Şöyle diyelim hatta. Şurayı silelim. Bak. Şimdi f'in tersinde 6 1 ile 4 aralığına geliyor ya. Şimdi bu 1 ile 4 aralığı 1 ile 4 aralığı bakın şuradaki aralığa düşüyor mu arkadaşlar? Düşüyor. O zaman bunu kullanacağım. Yani kullanacağım fonksiyon g5 değeri için 5 çarpı f5 eksi 1 olacak. F5 değerinin ben 8 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada 8 yazacak olursam 5 çarpı 8 eksi 1'den 39 değeri gelmiş olacak. Bak bu da 39. 0 ile 39'u toplarsam yine 39 olmuş olacak. 4'e bakalım şimdi. Aşağıda Mesut birim karelere ayrılmış defterine gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonun grafiğinin bir parçasını çizmiş ve bu fonksiyonla ilgili 2 tane soru yazmıştır. Tamam. Şimdi Mesut bu kağıt parçası üzerindeki bir nolu soruya doğru cevap verdiğine göre. Yani f3 değeri neymiş arkadaşlar? 11'miş. Şunu hemen not alalım. F3 değeri 11'miş. 2 numaralı sorunun doğru seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? Yani f-6'yı soruyor bize. Tamam. Şimdi bu birim karelere ayrıldığından dolayı arkadaşlar şöyle bir fonksiyonu kendisini çıkarmaya çalışalım. Bu zaten doğrusal olduğu için değil mi? Fx fonksiyonu şöyle doğrusal bir fonksiyon olacak. Şimdi sağ yatık bir doğru olduğundan dolayı arkadaşlar eğimi zaten pozitif olacak. Bakın burası 2. Burası da 3 olduğundan dolayı bakın tanjant alfa 2 bölü 3 eğimi 2 bölü 3 değil mi? 2 bölü 3 x olmuş olacak. Tabi orijinde mi geçiyor yoksa altından mı üstünden mi geçiyor onu bilmediğim için ne diyelim arkadaşlar? Buraya da k diyelim. Tamam. Şimdi f3 11 ya o zaman ben burada k'yı bulurum. X gördüğüm yere 3 yazacak olursam şurada f3 eşittir 2 bölü 3 çarpı 3 artı k bu da 11 eşit olacak. 3'ler giderse k değerini 9 olarak bulurum. Fx fonksiyonum zaten ortaya çıktı. 2 bölü 3 x artı 9.
Benden f eksi 6 istiyor ya. X gördüğüm yere eksi 6 yazacak olursam 2 bölü 3 çarpı eksi 6 artı 9'dan, burası eksi 4 artı 9'dan da 5 cevabına ulaşmış olacağız. Tamam. Nerede o? Yani 5 cevabı nerede? D şıkkında arkadaşlar. 5'e bakalım şimdi. Tam sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için diyor. Bu birim fonksiyonmuş. O zaman bak ben bunu nasıl yazarım arkadaşlar? Fx artı gx birim fonksiyonsa x'e eşit olacak. Bu da fx eksi gx olarak yazılır. Sabit fonksiyon olacaksa arkadaşlar k'ya eşit olsun. Tamam. Şimdi bak ben burada taraf tarafa toplarsam gx'ler birbirini götürür. 2 fx eşittir x artı k olacak. Fx değerinde x artı k bölü 2 olarak bulmuş olur. Ben şimdi yukarıdaki denklemde fx yerine x artı k bölü 2 yazarsam artı gx eşittir x ya. Bunu diğer tarafa atıp g fonksiyonunu bulayım arkadaşlar. Bu da ne olacak? Payda eşitlediğim takdirde de x eksi k bölü 2 gelmiş olacak. Şimdi f5 değerine bakalım. X yerine 5 yazdım. 5 artı k bölü 2. G3 değerine bakalım arkadaşlar. 3 eksi k bölü 2. Bunları toplayacağız. 2 çarpı f5 yerine 5 artı k bölü 2 yazıyorum. Artı g3 yerine de 3 eksi k bölü 2 yazdım. Şimdi arkadaşlar paylara eşit olduğu için payları da toplarsam k'lar birbirini götürür. Dolayısıyla 2 çarpı 5 artı 3 8. 8 bölü 2'den de 4 yapar. 2 çarpı 4'ten de 8 değerine ulaşmış oluruz. 6'ya bakalım şimdi. M ve N birer pozitif tam sayı olmak üzere. Tamam. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları diyor. Fx eşittir 2x eksi 1. Gx fonksiyonda bakın 6 tane f'in bileşkesi. Tamam. Şeklinde tanımlanıyor. Bir k tam sayısı ve her x gerçel sayısı için diyor. Gx eşittir f mx artı n olduğuna göre m eksi n farkı kaçtır diyor. Önce şu bileşkeleri arkadaşlar bir halletmeye çalışalım. Bak şöyle yapalım. Fx ne olacak arkadaşlar? Zaten 2x eksi 1. Ben şimdi f bileşke fx'i bulmaya kalksam nasıl yapacağım? Bak buradaki fx fonksiyonunu alacağım. Fx yerine de zaten ne yazacağım arkadaşlar? Fx fonksiyonu kendisi 2x eksi 1 değil mi? Tamam. Buradaki 2x eksi 1'i f fonksiyonunda x gördüğüm yere yazacağım. Yazdığım zaman ne olacak? 2 çarpı 2x eksi 1 bir de eksi 1 var. Dolayısıyla 4x eksi 3 yapacak. Şimdi f bileşke fx'i bulalım. Şimdi buradaki fx dediğimiz arkadaşlar zaten şu değil mi? f bileşke 2x eksi 1. Bunu alacağım. Şunu da yerine yazacağım arkadaşlar. Dolayısıyla yerine yazdığım zaman 4x eksi 3'tü. Değil mi? Bu 4x eksi 3'ü de getirip x gördüğüm yere şurada yerine yazacağım. 2 çarpı 4x eksi 3 eksi 1 olacak. Buradan da 8x eksi 7 olacak. Hadi bir tane daha yapalım. Yapalım mı? Şunu görebildiysen ne mutlu. Bak burada arkadaşlar ikinciyi yapıyorum ya. Şurası 2'nin karesi. Bak bir eksiyim. 3 tane yaptım ya burada. 2'nin küpü sonra 1 eksiyim. O zaman altıncısı ne olacak arkadaşlar? Böyle f bileşke fx değil mi? Kaç tane? 6 tane. Dolayısıyla bunun sonucu da 3 tane yapınca 2'nin küpü geliyordu. 6 tane yapınca 2 üzeri 6 çarpı x 2 üzeri 6 64 yapar. Dolayısıyla bir eksi de 63 yapacak. Hatta şunu direkt 64 olarak yazalım. Tamam. O zaman arkadaşlar bak gx fonksiyonu şu değil miydi? Gx eşittir f mx artı n. Mx artı n değeriydi arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben gx değerinin zaten şuna eşit olduğunu bulmadım mı? Bu aynı zamanda demek ki neye eşit olacak arkadaşlar? Şuna eşit olacak. 64x eksi 63. Bak şimdi ben fx fonksiyonunun bu olduğunu biliyorum ya. X yerine ne gelmiş? Mx artı n. O zaman şuradaki fonksiyona x yerine mx artı n yazacak olursam sağ tarafta da x yerine mx artı n yazıyorum. Eksi 1 var. Buradaki dağıtma işlemini uygularsam ne olacak? 2
mx artı 2n eksi 1. Dolayısıyla bu da 2mx artı 2n eksi 1 olacak. X'in katsayısı bakın arkadaşlar burada 2m, diğer tarafta 64. Dolayısıyla m buradan 32 gelecek. Sabitlerde bakın şunlar 2n eksi 1 dediğimde eksi 63 olacak. 2n eksi 62, n değeri de eksi 31 gelmiş olacak. M eksi n değerini istiyor. M 32 eksi n değeri de eksi 31. Bunlar da ne yapar arkadaşlar? 63 yapmış olacak. Bence güzeldi. 7'ye bakalım şimdi. Aşağıda bazı fonksiyon grafikleri verilmiştir diyor. Buna göre yukarıdaki fonksiyonların hangileri her a gerçel sayısı için diyor. Bakın bu şartı sağlar diyor. Şimdi bunların önce bir denklemlerini bulalım arkadaşlar. Bakın burada eğimi nedir? 2 bölü 2'den 1'dir. Doğru sola yatık olduğundan dolayı arkadaşlar. Doğru sola yatık olduğundan dolayı. Şunlara da bir isim verelim. Ne olsun? Fx olsun. Fx fonksiyonu olsun. Ne olacak? Eğimi eksi olacak. Eksi x 2 birimde yukarı kalktığından dolayı bunun grafiği eksi x artı 2. Bu gx fonksiyonu olsun arkadaşlar. Zaten doğru sağ yatık olduğu için pozitif olacak. Bakın x ekseniyle yaptığı açı bu. Ters açıdan burası da bu arkadaşlar. Karşısı 3, komşusu 1. Dolayısıyla eğim 3. 3x. Orijinden 3 birim aşağı kaydığı için 3x eksi 3 gelecek. Bu da arkadaşlar tam ne olduğunu bilemeyiz ama kabaca buna da hx fonksiyonu diyelim. Parabole benziyor ya. Öyle bir deneme yapalım arkadaşlar. X kare 2 birimde yukarı kalktığından dolayı arkadaşlar orijinde olsaydı x kare olurdu. 2 birim yukarı kalktığından dolayı da buna da x kare artı 2 diyelim. Şimdi buradan bir başlayalım arkadaşlar. Birinci öncülümüzde. Şimdi fa değerini arıyorum ya ben burada. F bileşke fa değil mi? Şunu açtığım zaman f bileşke fa. Acaba a olur mu diye bakacağım. Burada x gördüğüm yere a yazacak olursam fa eşittir eksi a artı 2 olacak. Peki bak ben şimdi şurada yerine getirip de fa yerine eksi a artı 2 yazacak olursam bu acaba sonucu a olur mu diye bakacağım. Şimdi arkadaşlar burada x gördüğüm yere bak hatta şurada a gördüğüm yere eksi a artı 2 yazacak olursam ne olacak? F eksi a artı 2 şurada da a gördüğüm yere eksi a artı 2 yazacağım. Eksi a artı 2 bir de artı 2'si var. Eksiyi dağıttığım takdirde artı a eksi 2 artı 2'den ikiler birbirini götürdü. A çıktı. Ben de zaten a çıkmasını arıyordum. Dolayısıyla bak bu oldu. Şimdi şunu biraz kenara alalım. Evet. Şöyle bir kenarda dursun. İkinci öncülü inceleyelim arkadaşlar. İkinci öncülümüz de bakın burada x yerine a yazalım hadi. Ga eşittir 3a eksi 3. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? G bileşki ga'yı bulacağım ya. Tamam. Dolayısıyla ben burada arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu 3a eksi 3'ü şurada mesela a x gördüğüm yere yazacağım mesela değil mi? O zaman arkadaşlar şöyle 3 çarpı 3a eksi 3 eksi 3. Bu acaba a olacak mı? Bakalım 9a eksi 12 yapar. Bu a'ya eşit değil ki arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmadı. Üçüncüsüne bakalım. Buna da ne diyelim? HA. HA eşittir A kare artı 2. H bileşke HA'yı bulurken bakın ne yapacağız? Hatta şöyle yapalım parantez içinde. HA'yı bulurken bakın bu acaba A'ya eşit olacak mı diye bakıyorum ya ben. HA yerine şurada A kare artı 2 yazayım. Acaba eşit mi A'ya? Şimdi bak burada A gördüğüm yere A kare artı 2 yazacak olursam şurada da yazıyorum. A yerine A kare artı 2. Bunun karesini alacağım. Bir de 2 ekleyeceğim. Arkadaşlar bunun zaten karesini aldığım zaman A üzeri 4 gibi şeyler gelecek. Bunun A'ya eşit olma şansı yok. Tamam. Dolayısıyla yalnız 1 oldu. Evet. 8'e bakalım şimdi.
Yukarıda f bileşke g ve f doğrusal fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. 7 olduğuna göre diyor m değeri kaçtır? O zaman bunların denklemlerini bir bulmaya çalışalım. Bakın bu f bileşke gx fonksiyonunun grafiği bunun eğimi nedir arkadaşlar? A bölü b'dir. Fakat doğru sola yatık olduğu için eğimi x olacak. Orijinden de a birim yukarıda olduğundan dolayı benim bir de buna artı a eklemem lazım. Buradaki fx fonksiyonunun grafiğini bulacak olursam da bakın doğrumuz sağa yatık. Dolayısıyla karşısı a, komşusu b. Eğimi ne olacak? A bölü b. Sağa yatık olduğundan dolayı eğim pozitif olacak. A bölü x. Yine bu da arkadaşlar orijinden a birim yukarıda olduğundan dolayı artı a eklemem gerekiyor. Şimdi benden ne istiyordu? G 3m eksi 1 eşittir 7. Benden m değerini istiyor arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bakın şöyle yapalım. G 3m eksi 1 diyor ya. O zaman x gördüğümüz yere ne yazalım arkadaşlar? 3m eksi 1 yazalım. X gördüğümüz yere 3m eksi 1 yazalım. Tabi her yerde yazacağız. Eksi a bölü b. Bak burada da x gördüğüm yere 3m eksi 1 yazıyorum. Artı a değeri gelmiş oldu. Değil mi? Tamam. Şimdi g 3m artı eksi 1 değeri neydi arkadaşlar? Bakın 7 idi. O zaman şurada yerine 7 yazacağım. Bu da f7 eşittir. Eksi a bölü b çarpı 3m eksi 1 artı a'ya eşit olmuş oldu. Burada da x gördüğüm yere 7 yazacak olursam a bölü b çarpı 7 artı a. O zaman bu f7'ler birbirine eşit olacak arkadaşlar. Birbirine eşitleyecek olursam eksi a bölü b çarpı 3m eksi 1 artı a eşittir. A bölü b çarpı 7 artı a oldu. Bakın buradaki a değerleri birbirini götürdü. Buradaki a'lar da b'ler de birbirini götürdü. Şuradaki eksiyi de dağıtacak olursam eksi 3m artı 1 eşittir 7 oldu. 3m eksi 6 ise m değerinde eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Doğru cevabımız B şık. Evet, geldik 9. ve son sorumuza. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde diyor. Fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre bu oran kaçtır diyor. Bakın bunların eşitlendiği yerde yerler bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi buraya baktığım zaman f1 ve 1 ve 4 değerleri var ya. O zaman biz buralara bir yoğunlaşalım. Tamam? Olmadı. -2'den yardım alırız. Şimdi şu fonksiyon nasıl yazılır arkadaşlar? Fx artı gx şeklinde yazılır ya. Tamam. X gördüğüm yere 1 yazarsam burası f1 artı g1 olmuş oluyor. Anlaştık. Şimdi bak bu mavi grafikte de nasıl yazarım ben bunu? 3 fx eksi 2 gx. Burada da arkadaşlar x gördüğüm yere 1 yazarsam çünkü kesiştikleri yer burası. Ne olacak? 3 f1 eksi 2 g1 olacak. Bunlar zaten aynı yerde kesiştiklerinden dolayı birbirine eşit olacak. Yani f1 artı g1 eşittir 3 f1 eksi 2 g1. Buradan da arkadaşlar 2 f1 eşittir 3 g2 olmuş olacak. Tamam. Şimdi bakın şurada 8 f1 değeri var ya. Tamam. O zaman biz ne yapalım? 8 f1 olması için burayı ya da şöyle de düşünebiliriz. 9G4 hepsini F cinsinden yazalım. 9 olması için 9 olması için ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle da F1 değerlerine bakacağım değil mi? Tamam. Tamam. F1 değerine bakalım. Tamam. F1 burada 8 ya. O zaman bunu komple 4 ile çarpalım. Yani 8 F1 eşittir 12 G2 oldu. Tamam. Duruma göre bir ayarlama yaparız. Şimdi ben kabaca yaptım. Şimdi 4 değeri için aynısını yapalım. Bakın şuradaki fonksiyonda x yerine 4 yazarsam f4 artı g4 olmaz mı? Şimdi diğer fonksiyonda bak şunda x yerine 4 yazarsam o zaman ne olacak? 3 f4 eksi 2 g4 olmayacak mı? Bu 4 noktasında ikisi de zaten aynı değeri aldığı için bunlar yine birbirine eşit olacak. Dolayısıyla 2 f4 eşittir 3 G4 olmuş oluyor. Anlaşıldı. Şimdi buradaki F4 yerine de bak F4 yerine de biz ne yazalım arkadaşlar? F4 yerine şimdi burada 3 F4 var ya
3F4 var ya. Tamam. Burası niye G2 oldu ya? G1 değil mi burası? G1. Şurası. Şurası. Şunları bir düzeltelim. Şunları bir düzeltelim. Şurası G1. Şurası da G1. Ha bak, burada 6G1 var. O zaman biz burayı 6G1 yapmak adına ne yapalım arkadaşlar? O zaman 2 ile çarpalım. Şöyle. 2 ile çarpalım. 4F1 6G1'e eşit olsun arkadaşlar. Şurada 6G1 yerine biz ne yazalım? 4F1 yazalım. Artı burası 3F4 olarak dursun. Hepsini F cinsinden yazmaya çalışalım. Bak 9G4. 9G4 olması için benim bu denklemi 3 ile çarpmam lazım. Dolayısıyla 6F4 eşittir 9G4 olmuş olacak. 9G4 yerine de 6F4 yazacak olursam 6F4 artı 8F1. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın, dikkat ederseniz bu F1'ler ve F4'ler ortak. Bak F1'in katsayısı 4, burada 8. 2 katı. F4'ün katsayısı 3, burada 6. Dolayısıyla arkadaşlar payın 2 katı değil mi? Dolayısıyla bu oran ne olacak? 1 bölü 2 olmuş olacak. Bence bu da güzeldi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.